Bunu nasıl kabul etmezsiniz? Vırbanya köprüsünde iki genç kadın öldürüldü. Ve siz bana hala bütün bunların kendinizle alakalı olmadığını söylüyorsunuz, öyle mi? Yok. Çünkü onlar orduyu temsil etmiyor. Birkaç başıbozuk asker. Bize gelen istihbarat bu yönde değil. O zaman istihbaratınızı gözden geçirin. Olanlara biz de şaşırdık Sayın Başkan. Neden? Bay Karacic'in mecliste yaptığı o talihsiz konuşmaya rağmen mi şaşırdınız? Hı? Yoksa sağlığının tam da Bosna Hersek'in bağımsızlığının tanındığı gün yapılması mı şaşırttı sizi? Bu planlı bir hareket. Münferit bir hadise değil. Doğrudan Bosna Hersek'in bağımsızlığına yapılmış bir saldırı bu. Hayır, hayır, asla. Emir komuta zinciri dışında fevri bir hareket Sayın Başkan. Ve kesinlikle münferit hareketler. Emin olabilirsiniz ki bir kez daha tekrarlanmayacak. Bunu nereden biliyorsunuz? Bunun garantisini kim veriyor? Ben. Siz. Bay Karacic. Mecliste Müslümanların yok olacağını söyleyen siz. O günden sonra neler yaşandığını unuttunuz mu? Hı? Biz mi hatırlatalım?
Bütün bunları nasıl unuttunuz? Hı? Vrbanya Köprüsü'nü, Hırvat Olga'yı, Boşnak Su Adayı nasıl unutursunuz? Tüm dünya gördü. Siz nasıl görmezsiniz? Sizin varlığınız barışın değil, savaşın garantisidir. Ve ben barış müzakerelerinde tüm dünyaya bunların hepsini anlatacağım Bay Karaciç. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sayın Başkan, Bay Karaciç'le beraber teminat veriyorum ki bir daha bu olaylar yaşanmayacak. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog naroda. Ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati.
Ben de korkuyorum. Ama yürümemi gerektiren sebepler, korkmamı gerektiren sebeplerden daha fazla. Alo, Aliya, sevgili kardeşim, gecenin bu saatinde rahatsız ettiğim için kusura bakma. Sesini duymak istedim, nasılsın? Barış müzakereleri nasıl gidiyor? Üzgünüm Sayın Cumhurbaşkanı. Ülkem hala kuşatma altında. Verilen hiçbir söz tutulmadı. Saldırılar devam ediyor. Saraybosna ve Brüksel görüşmelerinden sonra bugün... Son Lüzban görüşmesinden de maalesef bir şey çıkmadı. Size bizzat söylediğim gibi Aliye, Türkiye sonuna kadar yanınızdadır. Amerika, İngiltere, Birleşmiş Milletler ve Avrupa topluluğu nezdinde de bu desteğimizi daima tekrar ediyoruz. Size ve Türk halkına minnettarım Sayın Cumhurbaşkanı. Fakat Batı bloğu bizi oyalıyor. 600 yıldır Bosna Hersek'te süren barış devam etsin istiyoruz. Bu uğurda dünyanın 4. büyük ordusuna karşı sadece ellerimizle direniyoruz. Onlar bunu görmüyorlar. 3'e bölünmüş Bosna Hersek planlarıyla yangını körüklüyorlar. Ölümler umurlarında bile değil. Ah sevgili kardeşim, bunlar para ve petrol kokmayan hiçbir işe bulaşmak istemezler. Zaten sizi de bu yüzden arattım. Türkiye olarak biz ne yapabiliriz? Evet. Anladım. Anladım. Elimizden geleni yapacağız. Allah büyüktür kardeşim. Bana önce başbakanı, sonra da genelkurmay başkanını bağlayın. Başkanım. Bana kalırsa Sırplar yeni bir topyekün saldırıya girişmiş olabilir. Hata ettim Zlatko. Karacic'in ve Kolyevic'in sözlerini tutmalarını ümit etmiştim sadece bir an. Sadece bir an. Ama onlar barışı bir an bile düşünmediler, bir an bile. Biri kendini Shakespeare zanneden hayalperest bir psikolog. Öbürü de gerçekten bir Shakespeare uzmanı ama... şair abisinin etkisinden kurtulamamış, yeteneksiz bir profesör. Aslına bakarsanız iki faşist. Saraybosna ile hala bağlantı kurulamadı Sayın Başkan. Kaptan başka bir havalimanına, Zagreb'e ya da Belgrad'a inebileceğimizi söylüyor. Belgrad olmaz. Saraybosna'ya inmenin bir yolunu bulalım. Emredersiniz. Başkanlık Sarayı çevresinde çıkan çatışmalarda pek çok sayıda insanın can verdiği haberleri merkezimize ulaşıyor. Bosna Hersek Konferansı için Lizbon'a gitmiş olan Cumhurbaşkanı Aliye İzzetbegovic'in ülkeye dönüş yapmak üzere Birleşmiş Milletler uçağıyla harekete geçtiği bildirildi. Cumhurbaşkanının Saraybosna'ya ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor. Çocuklar,
Sultan. Böyle perişan oldu. Bütün gece bombalar, silah sesleri. Ne olacak? Babamla Sabine'den bir haber var mı? Yok. Havadalar. Ama şu an nerede olduklarını bilmiyoruz. Bakir. Bakir'i gördünüz mü? Bakir Sekay'ı annesine bıraktı. Başkan Vekili Eyüp Kaniş'le birlikte başkanlık sarayına saldıranları püskürttü. Mirsat. Dışarıda çok ölü var. Maalesef. Başkanlık binasının çevresi cesetlerle dolu. Çoğunun elinde silah bile yok. Binayı sadece bedenleriyle korumak için koşup gelmişler. Ali Yasak durum böyle insanlıktan çıkabileceğini düşünmezdi hiç. Süper de bize benzer. Boşnaklar gibi güzel kadındır. Güzel atları sever derdi. Ya bu insanlar içlerinde bu kini ne zaman biriktirdiler? Saraybosna dışından gelen haberler de kötü. Bielnia ile Priador'da olanlar inanılır gibi değil. Saraybosna'yla hala bağlantı kurulamadı Sayın Başkan. Bağlantı kurmadan iniş yapmamız imkansız. Zagreb'e gidelim. Tabii sağ salim inebilirsek. Emredersiniz. Ali'nin uçağı yön değiştirdi. Zagreb'e gidiyor. Kahretsin. Zagreb'e indiğimizde gazetecilere nasıl bir açıklama yapmayı düşünüyorsunuz başkan? Bakalım gazeteci bulabilecek miyiz? O da doğru ya. Sırtımızı dönebileceğimiz pek kimse kalmadı artık. O halde sırt sırta vereceğiz Zlatko. 600 yıl boyunca yaptığımız gibi birbirimize yaslanacağız. Saraybosna ile bağlantı kuruldu Sayın Başkan. İniş için müsait olduğu bildirildi. Güzel. Saraybosna'ya iniyoruz. Ancak Sayın Başkan, orada sizi karşılamak için
Birleşmiş Milletler eskortu olmayacakmış. Ne demek bu? Nasıl olmayacakmış? Birleşmiş Milletler eskortu havaalanını kuşatan YNA askerlerinin onlara saldırma endişesiyle geri çekilmeyi tercih etmiş efendim. Bu durumda Zagreb'e değil Saraybosna'ya ineceksek bütün sorumluluğu sizin almanız gerekiyor Sayın Başkan. Olur mu öyle şey? Saçmalık bu. Sorumluluğu alıyorum. Saraybosna'ya iniyoruz. Emredersiniz Sayın Başkan. Bana bir şey olacaksa bu vatanımda olmalı. Başka bir yerde değil. Dönüyorlar efendim. Buraya geliyorlar. Ali'ye dönüyor. Gerekli hazırlıklar yapılsın. General Mackenzie, görevinizin sadece gözlem olduğunun farkındayım ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın eskortunun havaalanından çekilmesine anlayışla karşılamamı beklemeyin benden. Sizi çok iyi anlıyorum Mr. Ganich. Ancak açık bir saldırı tehdidi altındayız. Yapabileceğim başka bir şey yok. Başkan Ali'ye Zagreb'e inebilirdi. Ama sorumluluğu üstlenerek Saraybosna'yı tercih etti. Olası risklerin farkındadır sanırım. Buradaki mermiler mi daha gerçek Alto? Mermi dener geçer. Ya ölürsün ya kalırsın. Kilimin açsa yara kapanmaz. Her gün ölürsün. Bunlar aptal, aptal. Mermileriyle bizi diriltiyorlar. Onlar kelimelerimizle her gün ölecekler asırlarca. Ali'yi sorgulayan adam şimdi niye böyle canını ortaya atıyor diye. Evet, hem de çok. Kelimeler, oğlum kelimeler. Ali'yi kitaplarında, makalelerindeki kelimelerden bulmayı istemiştim. Ama buradan kendin oldun. Sebep bu. Sen niye geldin buraya? Havaalanında garip şeyler oluyor. Cumhurbaşkanını korumakla görevli bir emek olmaya bugün geri çekildi. Bu konuyla ilgili bir şey biliyor musun diye sormaya geldim sana.
Ye! Ye. Yerken başka bir şey düşün. Rahatlarsın. Bugün arabamı alacaktım tamirciden. Bu olanlara bir bu Sırplar, bir de benim şerefsiz tamirci sevinmiştir. Hayır o. Tarih bazen bizimle ve hayallerimizle alay eder. Ye. İnişe geçiyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Bosna'nın ruhunu bilen bizler, Bosna dediğimiz şeyi barışın kurtaracağına, savaşınsa tahrip edeceğine inandık ve hala da inanıyoruz. Bizim Bosna dediğimiz şey, Balkanlardaki bir toprak parçasından ibaret değildir. Çoğumuz için Bosna bir fikirdir. Farklı dinlere, uluslara ve kültürel geleneklere mensup insanların bir arada yaşayabileceğine dair inançtır. Ya bu fikir sonsuza dek gömülecek olursa, ya bölgenin insanları arasındaki hoşgörü rüyası geri dönmemek üzere yitip giderse.
Saraybosna'nın savunması kimdi şimdi? General Yandır Yakma. Sırp değil mi o? Evet, Sırp. Bosna Hersek'e ve babamın idealine gönülden bağlı. Çok iyi bir general. Bahçarşı da görmüşsündür. Esnafla sohbete bayılır. Bilmiyorum belki. Bakir, başkanlık sarayını tekrar kuşatmazlar değil mi? İmkansız. Bütün saray Bosnalılar etten duvar ördü. Başkanlık kuşarsa Bosna Hersek biter. Hoş geldiniz. Biraz dinlenmeniz için hazırlık yaptık. Vaktim yok. Bu ne hal? Eskortun nerede? Eskort? Eskort yok maalesef. Benimle gelmek durumundasınız. Ne demek oluyor bu? Tutuklanıyor muyum? Güvenliğiniz için şehirde çatışma sürüyor. Güvenliğinizi sağlamamız gerekiyor. Anlayışlı olun lütfen. Bu ülkenin cumhurbaşkanını eli silahlı askerlerle karşılamak nasıl bir güvenlik anlayışı? Kime çalışıyorsunuz siz? Efendim, ben de zor durumdayım. Lütfen anlayışlı olun. Yorulma Zatko, yorulma. Belli ki tutukluyuz. Merhaba, iyi çalışmalar. Merhaba Bakir. Başkandan bir haber var mı? Henüz bir haber yok. Yalnız Saraybosna Havalimanı'na ineceğine dair bir bilgi aldık. Fakat bu bölgede Birleşmiş Milletler eskortu çekti. Biliyorum. Bistrik garnizondaki durumumuz nedir? Tamamen bizim kontrolümüzde. General Kukanyat ve birliği Saraybosna savunma güçleri tarafından tutuklanmış halde. Dua edelim de Başkan Ali'ye sağ salim havalimanına inebilsin. Ben Karacic'in hiçbir şey yapmadan öylece duracağını ihtimal vermiyorum. Sayın Başkan. Başkanlık ofisiyle görüşmek istiyorum derhal. Maalesef. Bütün bağlantılar kesik. Telefonlar da çalışmıyor. Halletmeye çalışıyoruz. Buyurun siz istirahat edin. Ben birazdan geliyorum. Yapacak bir şey yok. Oturalım. Başkan Karaciç, hatta buyurun. Buyurun başkanım. Evet. Zorluk çıkarmadılar, hayır. Kızılay yanında. Aliyan'ın hiçbir talebi karşılanmayacak ve bekletmeden Lukavisya'ya götürülecek. Bu önemli. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkanım.
dışına göndermek istiyorum. Bunun için uçak var mı? Bırak şimdi uçağı filan. Beni izle. Cumhurbaşkanı Ali Yezdetbegoviç havaalanında tutuklandı. Ben kızıyım. Tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanı Yezdetbegoviç havaalanında tutuklandı. Bunu hemen bir yerlere ilet. Çok önemli, anladın mı? Anladım, tamam. Sizi buradan tahliye etmemiz gerekiyor. Nereye? Niçin? Yukovitsya. Hiçbir yere gitmiyorum. Mecbursunuz. Gerekirse... Gerekirse zor mu kullanacaksınız? Ne cüretle? Siz seçilmiş bir cumhurbaşkanını kaçırmaktan bahsediyorsunuz. Farkında mısınız? Kaçırma değil. Tahliye. Güvenliğiniz ve müzakereler için. Ne müzakeresi? Bu çocukların eline silah tutuşturup bana zorla teslim anlaşması imza atmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Rukavitsa kışlasının yakınlarına silahlı silahsız Sırp milisler toplasın. Müslümanlar sivillere ateş etmez. Çünkü aptal onlar. Batı'nın tepkisini alacaklarını düşünürler. Bize de aynı tepkiyi göstermezler mi başkanım? Günlerdir hedef gözetmeden Saraybosna'yı vuruyoruz. Biz vuruyoruz çünkü aptal değiliz. Batı bizi görmez. Onlar için bu bir iç savaş. Aliya her müzakereden niye eli boş dönüyor? Ha? Başkan haklı. Aliya teslim olana kadar onu bırakmak yok. Teslim olmazsa ölür. Bu kadar basit. Ne yapmaya çalışıyor bunlar? İki ihtimal var. Ya Saraybosna'yı teslim etmemi istiyorlar. Ya da... Ya da ne? İkinci ihtimali düşünmek bile istemiyorum. General Kokanyas ne olacak? Saraybosna'daki en önemli generalimizi ve birliğimizi gözden çıkaracak mıyız? O da doğru. Şehirde 7 karargahımız daha var ama... biz Strik'te Kokanyak'ı kaybedersek her şeyi kaybederiz. Ve Saraybosna bizim için hayal olur. Cehenneme çeviririm bu şehri! Yakarım! Başkanım, havalan hatta. Ne var? Kaybetmekte. Kamera bir, hazır ol. Kalmakta ve bütün dünya tarafından bu maalesef ama kayıtsızlık içerisinde seyredilmekte. Bu sonucun nereye varacağını biz de bilmekteyiz. Bütün dünyada... Ne? Ve sonucunu almak için beklediğimiz... Bağlandı. Senat, Ali Yezdetbegoviç telefonda. KJ'yi ver. Sevgili izleyiciler, şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Ali Yezdetbegoviç ile telefon bağlantısı kurmuş bulunmaktayız. Sayın Başkan, beni duyabiliyor musunuz? Sayın Başkan, federal ordu neden orada tutuyor sizi? Şu an tutukluyum. Beni burada zorla tutuyorlar. Eyüp Kaniş'i yayına bağla. Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı, bizi duyabiliyor musunuz acaba? Burada zorla tutulduğum söylendi. Neden dönmediniz başkan? Çünkü onlar bizi bırakmıyorlar. Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı, bizi duyabiliyor musunuz acaba?
karşısında. Sen bu millete acı ya Rab. Seni gönülden seven bu milleti başsız koma. Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah. Gündüzümüzü gece kılma. Aliye'ye yardım et. Onu Müslümanlara bağışla. Savaş ve barış meselesi. Geçmişte barışı da gördük, savaşı da. Mevcut durumu istisnai kılan şey, tehdit edildiğimiz savaşın adil bir savaş olmayacağı gerçeği. Bu topyekün bir savaş olacak. Cereyan eden hadiselerin aktörleri ya bunun farkında değil ya da değilmiş gibi davranıyor. Orduları her şey normalmişçesine Bosna'nın bir ucundan öbür ucuna geziniyor. Tehlike büyüdükçe bizler barışı giderek daha kararlı bir biçimde seçeceğiz. Her şeye rağmen bizim barışı seçmemiz sıradan bir barışseverlikten öte bir şey. Bu kelimenin en saf anlamıyla bir sorumluluk duygusundandır. Bu tavır kabul edilemez. Aliye seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Kötü, çok kötü bir tutuklama bu. Sorumlusu biz değiliz General Mackenzie. Sorumlular General Kukanyats ve askerlerini kuşatan Aliye'nin fanatikleridir. Milošević ve siz bu hareketin doğuracağı sonuçların altından kalkabilecek misiniz? Bırakın da onu biz düşünelim General. Siz sadece bir gözlemcisiniz. Bunu unutmamanızı tavsiye ederim. Avdo? Senin ne işin var burada? Neler oluyor? Aliye'ye ne oldu? Luca Vista'daki karargaha götürmüşler. Avdo bu çok kötü, çok kötü, çok kötü. Aliye'nin bu ülke için önemini nihayet anlayabildi. Tebrik ederim. Aliye. Evet. Buradalar. Evet. Emredersiniz. Siz Bosna Hersekli misiniz General? Kesinlikle. O halde bana ülkenizin Cumhurbaşkanı'na tutuklu muamelesi yapmak için kimden izin aldınız onu söyleyin. Tutuklu değilsiniz. Bilakis sizin can güvenliğinizi sağlamak bizim görevimiz. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz General? Hayır katiyen. Şu an dışarıda General Kukanyas'ın Müslüman milisler tarafından kuşatılmasına öfkelenen yüzlerce insan var. Ve Aliye'yi bize verin diye haykırıyorlar. Biz sizi bu öfkeli gruptan korumak durumundayız. Bırakın bu komediyi General. Siz beni dışarıda topladığınız sivillerle mi korkulayacaksınız? Madem tutuklu değiliz, başkanlığı aramak isterim. Hemen. Buyurun. Dilediğiniz yeri arayın. Lukavitsa'nın komutanını General Djurjevac'ı çok iyi tanırım. Şu an elimizde esir olan General Kukanyat kadar çok iyi bir askerdir. Yani Lukavitsa'ya askeri bir operasyon düzenleyemiyoruz. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Evet, maalesef. Elimizde yeterli asker ve silah yok. Olan da sadece başkanlık sarayını koruyabilir ve düşman karargahlarının operasyonunu engelleyebiliyoruz. Başkan? Aliye'nin hayatı, şayet niyetleri suikast değil de başkanı bir teslim anlaşmasına zorlamaksa, biz Lukavitsa'ya saldırdığımızda Aliye'nin hayatını tehlikeye atmış oluruz. Yovan'ın kastettiği de bu sanırım. Evet, kesinlikle. General Djurjevac şu an bizim operasyonunu engellemek için
Lukavitsa'nın etrafına Sırp sivilleri yığmış durumda. Ayrıca Lukavitsa bir askeri karargâhtan ziyade bir kale olduğunu göz önüne alırsak... Öyleyse bu işi askeri operasyonla değil, ancak diplomatik müzakereyle halledebiliriz. Doğru mu anlıyorum? Evet. Biz alternatif planlar üzerine çalışırken bir yandan da politik hamlelerde bulunulmalı. Başkanın, yani babanızın hayatı askeri operasyondan çok buna bağlı. Anlıyorum. Müsat, derhal başkanlık sarayına dönmeliyiz. Yok. Ne başkanlık binasıyla ne de medya ile bağlantı kuramıyorum. Amerikan Büyükelçiliğini ara. Yok, bağlanamıyorum. Bir de ben deneyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde nasıl yardımcı olabilirim? Bağlandı, buyurun. Alo. Ben Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç. Bana lütfen Sayın Büyükelçiyi bağlayın. Ben Aliye hakkında yanıldığımı kabul ediyorum. Ama sen de benim hakkımda yanılıyorsun Avdo, bunu bil. Senin neyin hakkında? Yani... Benim yeteri kadar vatansever olmadığımı düşünüyorsun. Ama yanılıyorsun. Peki ne yanılıyorsun kızım? Ben seni vatansever olmamakla suçlamıyorum ki. Hatta sadece seni de suçlamıyorum. Ya ben sadece iktidarda kim varsa gazetecilerin ona yamanmasından hoşlanmıyorum. Ha, öyle mi? Öyle. Sen de bir gazetecisin Avdo. Gerçeği ne yapacağız, ha? Ben kötü bir gazeteci ama iyi bir şairim. Senin göremediğin gerçek de bu. Ne oluyor ya? Çevirme var. Ne oluyor? Niye durdurdunuz bizi? Arabanın üstünde koskoca televizyon yazıyor. Görmüyor musunuz? Görüyoruz ama Lukavitsa'ya girişler yasaklandı. Her an çatışma çıkabilir. Dalga mı geçiyorsun arkadaş? Şehrin her tarafında çatışma. Onu bilmem ama bütün şehir yıkılsa da Lukavitsa'da çatışma olmayacak diye talimat geldi. O yüzden buradan geçmeniz yasak. Kim verdi bu talimatı? General Yovan Divyak ve General Rasim Deliç. Peki sebep? Aliye'nin hayatı söz konusu. Bilmem anlatabildim mi? Sayın Büyükelçi, Bosna Hersek sizin de üyesi bulunduğunuz Birleşmiş Milletler'e bağlı bir ülkedir. Bunu unutmayın. Dolayısıyla yasa dışı yapılan bu tutuklama girişimi sadece seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak şahsıma değil, Birleşmiş Milletler'e karşı da yapılmış bir harekettir. Of ya! Oradan canlı yayın yapacaktım. Ne diyeceğim ben şimdi Senat Bey'e? Bize söyleneni... Belki başka bir yerden... Mesela başkanlık sarayı önünden bağlan ve Aliye'nin hayatının önemini anlat. Ki pusuda bekleyenler umduklarını bulamasınlar. Ha? Mesela kim? Çıkar ağzından baklayı Avdo. Seninle en son nerede çekişmiştik hatırla? Parti kongresi. Peki orada herkes Aliye'yi ayakta alkışlarken kim kılını kıpırdatmamıştı? Hatırla. Abdik. Ayağa kalkmayan tek oydu. Arkadaşlar, Karadziç ile görüştüm. Aliye'ye karşılık General Kukan Yast ve ona bağlı askeri birliğin serbest bırakılmasını istiyor. Fakat buna müsaade edemeyiz. Neden? Çünkü savaş esirlerinin takasında bile bir protokol vardır. Mütakabiliyet kuralı burada neyse orada da aynıdır.
Aliye'ye karşı bir generali istiyorlar diye başkanın kaderini onların ellerine mi teslim edeceğiz? Hayır, zaman kazanacağız. Yalnız fazla zamanımız yok. General Deliç ve Diyak'la görüştüm. Şu anda üstünlük bizim elimizde. Ancak oyalanmaya devam edersek bu üstünlüğümüzü kaybedeceğiz. Pardon. Aliye'nin oğlu ve özel kalemi olarak burada bulunman sana söz hakkı vermez Bakir. Sayın Abdiç. Evet, duygularını anlıyorum ama onları dizginlemeyi öğrenmelisin. Bakir'in bu masada yalnızca oy hakkı yok Sayın Abdiç. Söz hakkı elbette var. Aliye'nin özel kalemi ve danışmanı olarak tavsiyelerde bulunabilir. Gerekirse özel notlarını bizimle paylaşabilir. Şayet Aliye'nin hayatı söz konusuysa hiçbir protokolü ve usulü tanımam. Bilginiz olsun. Bilgi notu önemli ama. Ben komutanlarla da görüştüm. Hatta buradaki komutan da bu görüşü paylaşacaktır. Evet, kesinlikle. Fazla zamanımız yok. Vakit nakittir. Agrokomerç'in başındaki insan olarak bunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Ama burada söz konusu sorun nakit değil. Aliye'nin ve yanındakilerin hayatı söz konusu. Ve Bosna Hersek'in kaderi. O zaman benim burada bulunmamın bir anlamı yok.
biraz. Buradan kurtulabilirsek o şerefsiz tamirciden benim arabayı alabilir miyiz sence? İnsanı eşyayla bir tutarak şahsiyetini alçaltan her şey gayri insanidir Bayram. Unutma. Bu ne şimdi? Filozof mu oldun sen? Nereden bu laflar? Burada. Ne bu? Aliye'nin defteri. Hapishanedeyken kafasındakileri buna yazardı. Ben de onları satranç kutusuna koyup oğluna kaçırırdım dışarı. Bu düşmüş. Fark etmemişim. Ana. Makas. Sen hakikaten Aliye'nin arkadaşı mısın? Demiştim size. İnanmadınız bana. Son söylediğim laflar var ya. Hepsini buradan ezberledim. Senin okuma yazman yok ki nasıl ezberledin? Hepsini ezberledim. Aliye olmadıktan sonra buradaki sözlerin hiçbir manası yok ki. Ne bu defteri ona geri götürebildim. Ne de buradaki sözleri yerine getirebildim. Benimki papağanlık işte. Makas. Kurtulabilirsek, o şerefsiz tamirciden de benim arabayı alabilirsek, benim arabayla Aliye'ye defteri götürürüz olmaz mı? Boş boş konuşma Bayram, yatıyor. Bosna nasıl erseksiz olmazsa, ben de sensiz olmam. Gel, Bosna'yı yalnız bırakma. Bosna, her şeyim. Babamdan yeni bir haber var mı? Yok. Bakir? Bakir gelemeyecek. Aliye için görüşmeler yapmaya devam ediyor. Zaman geçtikçe de sabırsızlanıyor. Babasını bırakmaz o.
Biraz dinlen Bakir. Helak ettin kendini. Yarın çok uzun bir gün olacak. Sana ihtiyacımız var. Haklısın. Biraz uyumaya çalışacağım. Şarısıcı annem. Ama sizin için iyi haberlerim var. Nedir? General Kukayaks ve askerleri güvenli bir şekilde Saraybosna dışarısına çıkarılırsa sizi serbest bırakacaklar. Peki Başkan Izetbegovic'in buna haberi var mı? Bilmiyorum. Ama isterseniz onu bir şekilde haberdar edebilirim. Çekti mi? Silah sesleri durdu. Her gün saat tam 2'de silah sesleri susuyor. Sabah 5'e kadar. Böylece 3 saat uyumak mümkün oluyor. Bu bence iyi bir şey. Savaş yerleşiyor ve kendi tahammülünü oluşturuyor. Sizce bu iyi bir şey mi? Aliye kolay lokma değil demiştim Rado. İkimiz de yanıldık. Ben Hırvat Tüjman'la arka planda anlaşıp Bosna Hersek'i aramızda paylaşırız diye düşünmekle hata ettim. Sen küçücük bir saldırıyla Saraybosna'yı ele geçireceğini zannetmekle hata ettin. Şimdi bu saçma tutuklama yüzünden bütün dünya karşımızda. Dostlarımız bizi savunamıyor bile. İkimiz de Aliye'yi yok saydık Radim. Ve yanıldık. Ah! Ne oldu Rado? Elin kanıyor. Lanet olsun. Neyse. Boş ver. Benim hemen gitmem gerek. Gecenin bu saatinde helikopterle gitmen tehlikeli. Asıl tehlikenin kim olduğunu göreceksin. Göreceksin. Aliye, siz egemen bir cumhurbaşkanısınız. Ordu sizi tutuklayamaz. Belgrad hükümeti bunun altından kalkamaz. Siz neredeyseniz hemen Cumhurbaşkanlığı ofisine gelmelisiniz. General, siz ne diyeceksiniz? Bir cevabınız var mı? Bay Izetbegovic burada. Başkan bile demiyorum, alçak. Fakat ben onun için adil bir takas istiyorum. General Kukanyaç ve birliğimiz Saraybosna'dan güvenli bir şekilde ayrılmalı. Hükümet size güvenli geçiş için garanti veriyor. Aferin sana. Hayır, onların emirlerini dinletecek güçleri yok. Var, var. Boşnak Savunma Birliği bizim emirlerimize uyar. Beni iyi dinle Eyüp. Savunma Birliğimize gereken emri vermeni istiyorum. Ben emri veririm başkanım ama... Benimle tartışma Eyüp. Bizim için endişelenme. Allah bizimle. Sen dediğimi yap. Emredersiniz başkanım. Ben gerekenleri yapacağım. Kapat şu televizyonu. Şoförü de söyle arabayı hazırlasın. Bir aşağı gideceğim.
Başlıyoruz. Bakir, sen Devliş ve Divyak'la görüş. Gereken tedbirleri alsınlar. Tamam. Biz de dış dünya ile görüşelim. Ali'ye kurtulana kadar dünya kamuoyunun ilgisini Bosna Hersek'te tutalım. Öncelikle Türkiye, İran ve diğer İslam ülkeleri. Onlarla sürekli temas halindeyiz zaten. Türkiye Cumhurbaşkanı Özal dün akşam hiç uyumadı. Bütün gece Batılılarla temastaydı. General Mackenzie'nin aracı giriş yaptı komutanım. General Mackenzie elinde mutlaka bir planla gelecektir. Eğer o planda bizi ayrı ayrı araçlara bindirmek varsa bunu kabul etmeyeceğim, bilginiz olsun. Bir arada olmalıyız. Bu çok önemli Sayın Başkanım. Özellikle siz. Asla tek olmamalısınız. Doğru. Karaci için Mackenzie ile ne konuştuğunu bilmiyoruz. Eğer sizi tek başınıza alacak olurlarsa her an bir oldu bitti yapabilirler. Allah korusun. Korkma. Sen benim yanımda olacaksın. Hadi Allah yardımcımız olsun. General Kukanyak, şu an çevreniz tamamen sarıldı. Buradan bir kuş bile uçamaz. Hatta kanalizasyonunuz bile mayınlandı. Adamlarınızı geri çekin. Aksi halde Aliye için size hiçbir söz veremem. Bana bak general. Miloševiç ve Karadžić'ten nasıl bir emir aldım bilmiyorum. Hatta kafanda nasıl bir plan var umurumda bile değil. Aliye sağ salim gelecek. Ve sen ve adamların bu şehirden gideceksiniz. Şayet bunu berbat edersen gıcını Trebeviç Dağı'na uçururum. Araca birlikte bineceksiniz. Böyle plan olmaz, bunu kabul edemem. General Kukanyas'la aynı araca binmeyi reddediyorum. Bu sadece bana değil, ülkeme ve halkıma hakarettir. Sizi anlıyorum Sayın Başkan. Ancak bu yerleşim planı siyasi bir art niyetle yapılmadı. Sırp tarafının General Kukanyas'ın can güvenliğini sağlamak için ortaya koyduğu bir şart. General sizin aracınızdan başka bir araç alınırsa size bağlı güçlerin saldırmasından korkuyorlar. Bizim askerimiz verilen emrin dışına çıkmaz. Buna ben inanıyorum. Onlar inanıyor mu? Mesela General Jurjevats? Evet, inanmıyorum. Buna hiçbir Sırp inanmaz. General Jovan Divjak da bir Sırp. Ama bizimle birlikte savaşıyor. Bosna Hersek için, Sırbistan için değil. O bir hain. Hainlerden asla söz edilemez. Kendinize gelin general. Jovan Divjak Bosna Hersek'in şerefli bir askeridir. Sırp, Hırvat ya da Müslüman. Ülkemin hiçbir askerine hakaret edilemez. Asla. Baylar, lütfen. Ortalık yeteri kadar gergin. Aliyev, lütfen bana yardım edin. Buna sizin ikircikli tavrınız neden oldu general? Eğer beni havaalanında karşılamaya gelseydiniz, şu anda yardım istemek zorunda kalmayacaktınız. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun, lütfen. General Kukanyats bizimle aynı araca binerken silahlı mı olacak yoksa silahsız mı? Anlamadım. Bu neyi değiştirir? Her şeyi general. Hatta tarihin akışını bile değiştirebilir. Ya bir tarafta bizden nefret eden silahlı bir general, bir tarafta da korumasının bile silah alınmış, can güvenliği olmayan bir cumhurbaşkanı. General Kukanyas korumasız bir insana silah çekmez. Emin misiniz general? Bütün gece başkente, Saraybosna'nın göbeğine binlerce mermi, yüzlerce roket atar fırlatıp o korumasız insanları öldürenler Miladic'in, Karadžić'in askerleri değilse biz burada neyi konuşuyoruz? Sizi temsil ettiğim Birleşmiş Milletler Örgütü ve şahsım adına temin ederim ki aracınıza hiçbir şey yapılmayacak. Ne General Kukanyats ne de başkaları tarafından. Size söz veriyorum.
ve kişisel olarak yalvarıyorum. Pekala general. Pekala. Anlaşmazlık çıkaran taraf ben olmayacağım. Umarım siz de yarattığınız hayal kırıklıklarına bir son verirsiniz artık. Beden ruhun mezarıdır. Ruh dünyada asla gayesine ulaşamaz. Hakiki marifet ancak ölümden sonra olur. Devam et Bayram. Kıpırdama. Terbiye ve kanunlar sayesinde dünya düzenleme çabası olarak İslam ve Allah'a teslimiyet çok geniş bir çözüm planıdır. Dur. Hepimiz teyemmüm abdestimizi alalım. Makas, gerildin mi? Ne yapıyorsun sen? Şişt. Ne olursa olsun yerinden kıpırdamayacaksın Bayro. O defteri sakın bırakma. Kıyamet kopsa yerinden kıpırdamayacaksın. Söz ver bana. Tamam, tamam da makas niye ama? Bir sözün olsun tutacağım Ali'nin. Yoksa bu yazılanlar boşuna gidecek. Beyinsiz, kalpsiz, vicdansız bir adam olarak ölmek istemiyorum. Yeter artık. Begoviç ve beraberindekilerin bulunduğu Birleşmiş Milletler konvoyu şu an Lukavitsa'dan ayrılıyor. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Ali İzzet Begoviç'in bulunduğu konvoy Boşnak Savunma Gücü tarafından kuşatılan Bistrik karargahına giderek General Kukanets'i alacak. Ama asıl takas Skandria Köprüsü üzerinde olacak. Başkan Ali İzzet Begoviç oradan başkanlık sarayına gidecek. Daha sonra General Kukanets ve askerleri Birleşmiş Milletler eşliğinde Pale şehrine gitmek üzere saray
Saraybosna dışına çıkartılacak. Bu güzergah boyunca sokaklar binaların çatılarına yerleştirilen General Jovan Divyak komutasındaki Saraybosna Boşnak Savunma Gücü tarafından koruma altına alınmış bulunuyor. Ayrıca şu an tüm Saraybosna Başkan Ali İzzet Begoviç'e destek amaçlı köprü ve başkanlık sarayına yürüyor. Şimdi Senat Hacı Fazlaviç'e bağlanmak üzere sözü stüdyoya bırakıyorum. Söz sende Senat. Avda nerede? Görmedim, gitmiş. Of, gerçekten bu adam deli ya. Deli yani. Ki burada sırada bekleyenler var. Oğlum. Anne. Yaptıklarını duydum oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Ben de. Gel buraya canım benim. Leyla'm. Leyla'm. Ne yapıyorsun? Şşş. Nasıl Aliye, nasıl oğlum? Bütün gece onun için Allah'a yalvardım. Baba beyim, sizin dualarınız sayesinde bütün dünya seferber oldu. Babam birazdan başkanlık sarayına gelecek. Ben de orada olacağım. Size haber vermek için geldim. Duydun mu Halide? Çok şükür. Çok şükür. Sağ ol. Yeah.